Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, eğitici videolar serisinin 3. ayağındayız. Bugün arkadaşlar sizinle tavuk but işleyeceğiz. Tabii ki de siz butu parça halinde ya da bütün tavuk alanlar bu şekilde alacaksınız. Size tavuktan çıkartmayı gösteriyorum. İkiye bölünce de zaten hazır but almış gibi olduğunuzda ki hazır but aldığınızdaki gibi olacak. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip şu yanlardan bir kere açacağız. Şöyle. Bakın, gösterdiğim gibi şöyle açıyorsunuz. Burada aynen öyle. Ondan sonrası çok basit. Tutuyorsunuz şöyle. Bir çektiğinizde gördüğünüz gibi hop diye açıldı. Hop şöyle vurduğunuzda but ortadan ikiye yarıldı. Göğsü bir tarafa atalım. Şimdi bu bütün tavuktan çıkarttığınız hali. Şöyle tutup şu kalçasını yan tarafından ya da ortasından da olur da siz yan tarafından girin. Şöyle aşağı doğru çektiğinizde de marketten aldığınız gibi. Şöyle. Bakın. Böyle aldığınız gibi düşün. Böyle iki tane but aldınız. Şimdi sevgili dostlarım bunun size işlemesini göstereceğim. Bu sadece tavuktan çıkartılmasıydı. Şimdi şu kaba deriyi açalım kenara. Bakın. Gördüğünüz gibi şurada bir eklem var. Gördünüz mü? Kalçayı buttan ayıran yer. Şöyle kaba derisi de oraya gidecek şekilde bu kemik kısmının, şurayı göstereyim. Şunun altından ağrı giriyorsunuz. Şöyle çektirdiğinizde, şimdi göstereceğim. Kemikle kalça kemiğini ayıran yeri kesmiş olursunuz. Tabii ben biraz daha bu kemiğe girdim. O yüzden kemiğin üstündeki dokuyu da aldım. Sıkıntı değil. Tekrardan yapıyorum bakın. Deriyi de oraya gönderiyorum. Şöyle tutup çekebilirsiniz de. Bakın ayrıldı, gördünüz mü? Şu anda iki parça oldu. Bakın kemik çıktıktan sonra gider. Farklı şekilde yapanlar var. Bakın şöyle yapanlar da var. Buradan girip şöyle mesela oyanlar da var. Bu en basit yöntemi, en pratik yöntemi. Kalça kemiği burada. But orada. Geldik ikiye ayırmaya. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir deri var. Yani yağ var. Bu yağı bulduğunuzda buradan bastırıyorsunuz. Yani bıçağınızı dürttüğünüzde bakın hiçbir yere hiçbir şekilde monte etmedi. Burada size daha yakın göstereyim. Bakın şurayı gördünüz mü? Yağ burada. Şuradaki yağ parlaklık yapmasın. Yağ burası. Hop bitti. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Geldik bunları açma olayına. Kalçadan başlayalım. Kalça kısmını kestik, totosunu. Fazla deriyi, kaba deriyi attık. Buralar çok lezzetlidir. Kalça kısmı deyip geçmeyin. Harika lezzettir. Ben çok severim. Kemikli olan yerler çok lezzetli olur. Buraya koyduk. Bu arada arkadaşlar kendi tavuğunuzu kendiniz işlerseniz iki katı daha kâra geçmiş olursunuz. Mesela hazır işlenmiş tavuğu şunu da anlatayım. Bu arada şu neyse ikincisini anlatırım. Hazır işlenmiş tavuğu diyelim ki 20 liraya alıyorsanız kendi işlediğiniz tavuk size 10 liraya gelmiş olur. Onun hesabı da çok kolay arkadaşlar. Bütün bir tavuktan yola çıkabilirsiniz. Bütün bir tavuk şu anda 9 lira. 18 liraya komple işlenmiş tavuğu yersiniz. Pirzola kısmını açtık. İncik kısmına gelelim. Şöyle yapalım. Bir tane incik. Anlatarak diğer şeyi pirzolayı da açayım. Bakın kemiğin yan tarafından şöyle bıçağınızı koyduğunuzda şöyle kaviste, kemiğin kavisiyle bu kemik birazcık ovaldir, şöyle yataydır. Bunu böyle etini açıyorsunuz. Sonra şurayı açıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Alt tarafından kemiğin hop ister kemiği tamamen çıkartın, isterseniz böyle açın. Gayet güzel telde, ızgarada 10 numara iş yapar. Çabuk pişer. Pirzola kısmı böyle. Geldik incik kısmına ya da baget işte ne diyorsanız. Şu kafayı ben alıyorum, hususi alıyorum. Çünkü burada yenecek bir şey yok arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi sadece lif. Bunları atıyorum. Şu varsa kıllarını yolun. Kıllardan da kurtulalım. Olsun bitsin. Ondan sonra gene bunu da açacağız. Şu ayak kısmından parmağınızı takın. Sonra gene bıçağınızın ucuyla kemiği hissedecek şekilde açıyorsunuz. İster alttan girin,
İster böyle yapın. Ben şimdi bunu böyle yapayım. Diğerini de alttan gireyim. Gördüğünüz gibi. Evet. Harika bir inci kaçma oldu. Bunu da aynı şekil. Dediğim gibi ben buralarını sevmediğim için kesiyorum. Buradan girdik. Şöyle alt tarafına gelmeyecek şekilde deriyi açıyoruz. Bıçağı yatık koyuyoruz. Ve eti kemikten sıyıra sıyıra gidiyoruz. Gördüğünüz gibi pirzoladaki sistem bunda da geçerli. Kemik bir tarafta, et bir tarafta. Evet arkadaşlar. Tam bir but işlemeyi sizinle işledik. Yani yaptık. Faydalı olduysa beğendiyseniz bir like butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz arkadaşlarım lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka eğitici ve bilgilendirici videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.